Herkese merhaba dostlar. Bugünkü durağımız Tarsus'taki Eshab-ı Keyf mağarası. Keyf mağara, Eshab arkadaş. Yani mağara arkadaşlar anlamına geliyor. Hazreti İsa döneminden hemen sonra, Peygamber Efendimiz döneminden önce gerçekleşmiş bir olay. Dönemin kralı kendini ilah ilan ediyor. Putperest bir kral. Kendi çevresinden olan 6 genç bu duruma karşı çıkıyor. Sadece Allah-u Teala'ya iman ediyorlar. Gel zamanki zaman bu 6 genç dağlara çekiliyor. Yol üzerinde bir çobanla karşılaşıyorlar. Çoban da aynı şekilde krala inanmadığını, krala tapmayacağını, kralın putlarına tapmayacağını, tek yaratıcıya inandığını, yani Allah-u Teala'ya inandığını belirtiyor. Ve bu çoban da 6 gence katılıyor. Tabi bu çobanın yanında bir de Tıkmil isminde köpekleri var. 7 genç ve köpekleri beraber dağlara çekiliyor. Bu 7 genç daha sonrasında bir mağaraya sığınıyor. Kral ve askerleri gençlerin sığındığı mağarayı buluyor. Ve mağaranın girişine büyük bir duvar örüyor. Tamamen kapatıyor. İçeride ölüme terk ediyor. Allah'a iman eden bu gençleri Allah-u Teala tam 300 artı 9 yıl boyunca uyutuyor. Ve kralın zulmünden koruyor. Daha sonra uyanan bu gençlerden biri şehre iniyor. Alışveriş yapmak için, ihtiyaçlarını karşılamak için. Uyandıkları dönemin kralı bu 7 gençten haberdar oluyor. Daha sonrasında uyandıkları dönemin halkı ve kralı bu mağaraya ibadethane yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Yani o dönemde tabi kilise olarak geçiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki Kehf suresinde de geçiyor. Olay budur. Evet dostlar, Tarsus Eshab-ı Keyf mağarası gezimizi sonlandırdık. Eshab-ı Keyf mağarasının Efes'te, Mana sınırları içerisinde ve İspanya'da olduğu da düşünülmekte. Ama din alimleri genel anlamda Tarsus'taki Eshab-ı Keyf mağarası üzerinde yoğunlaşmakta. Yer konusunda Keyf suresinde herhangi bir bilgi yok. Durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.